Ankara Anlaşması konusunda sular durulmuyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Anlaşması'nda süresiz oturumu kaldırma kararı tepkilerle karşılandı. Biz de işi uzmanına sorduk. Göçmenlik uzmanı Nüsra Şahin, Ankara Anlaşması'ndaki gelişmeleri Londra Aktüel için değerlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Ankara Anlaşması'ndaki süresiz oturum hakkı durduruldu. 16 Mart sabahı binlerce Ankara Anlaşmalıyı yakından ilgilendiren karar adeta şok etkisi yarattı. Alınan kararı Londra Aktüel izleyicileri için Migration Connection'dan Nüsra Şahin yorumladı. 16 Mart sabahı hakikaten herkes için biraz sancılı bir sabah oldu. Çok hızlı bir şekilde yayıldı haber. Ankara Anlaşması'nda indefinite kategorisinin kaldırıldığına yönelik haber. Yanlış anlaşılmalar da oldu. Tümüyle bütün Ankara Anlaşması'nın iptal olduğu, ilk başvurular uzatmaların yapılamayacağını duyuran basın kanalları da oldu. Ancak olayın sadece süresiz oturum, indefinite hakları ile ilgili olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Çok üzücü bir gelişmeydi. Hakikaten çok beklenmedik. Şok etkisi yaratan bir gelişmeydi. Home Office bu duyurudan önce herhangi bir cut out date koymadı, bir notis, bir uyarı yayınlamadı. Birdenbire formun değişip güncellendiğini ve o gün itibariyle bu başvurunun gönderilemeyeceğini hep beraber öğrendik. Daha önce başımıza gelmeyen, daha önce hiç karşılaşmadığımız türden bir olaydı. Hani bugün itibariyle bu böyle olmuştur şeklinde. Bazen bir tasarı olur, hani geriye dönük bazen değişiklikler yapılabiliyordu ama onun tasarısından haberdar olunabiliyordu. Burada sanki biraz daha çok şey gibi, şu an için kaldırıyoruz ama bakalım biz de değerlendirme yapıyoruz. Akabinde bir gelişme olabilir, bizden haber bekleyin tarzında bir geçici durdurma gibi aslında göründü. Yayınlanan, web sitesine yayınlanan duyurulardan. Yaşanan durum Nüsra Şahin'e göre güvensizlik atmosferi doğurdu. Kesinlikle çok ciddi tepkiler içerisinde insanlar, hakikaten büyük travma diyeceğim, bunu dramatize etmek istemiyorum ama hakikaten bunu çok ciddi bir, hani dosyasını hazırlamakta olan kişiler vardı. Belki iki güne, üç güne bu başvuru yapacak, gönderecek, birkaç evrak bekliyor. Eminim birçok insan vardır ertesi günü, belki o gün başvurusunu postalamak niyetindeydi ya da pazartesi günü bir sonraki iş günü. Çok ciddi anlamda bir güvensizlik ortaya çıktı. Hani biz geldik burada ailemizle, kimileri ailesiyle geldi. Belli bir yatırım yaptılar, belli bir hayat kurdular. Adaptasyon süreci kolay değil. İnsanlar şehir değiştirirken bile zorlanabiliyor. Ülke değiştirerek yeni bir hayat kurmak ciddi anlamda bir şey oldu. Dolayısıyla hani neredeyiz? Bizi ne bekliyor? Bu yaptığımız acaba bir yerde uzatmayı da kaldırabilirler mi? Bir yerden sonra süresi oturum başvurusu yapıp burada yerleşme hayallerimizi arkada mı bırakmamız lazım? İlk başta çok sancılı bir tepkiydi ama arkasından insanlar bir işi bir şekilde mesajlarını milletvekilleri yoluyla ve home office e-mail atarak bildirmeye devam ettiler. Bu güzel bir şey. En azından sivil olarak bir opinion belirtmek için güzel bir kanal. Oradaki yaşanan duygular aslında bir aksiyona dönüşmüş oldu. Bu konuda bizim de müvekkillerimizden çok güzel bunları tamamladık, bu işlemleri yaptık şeklinde notlar geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel açılımlar yaşandı yani o gün ve arkasına gelen günlerde. Peki alınan bu karar nasıl yorumlanmalı? Öncelikle Aydoğdu davasında şunu görmek lazım. Aydoğdu davasıyla beraber şu ortaya çıktı aslında. Protokol bir şemsiye gibi bir koruma getiriyordu. Ankara Anlaşması dediğimiz 1973 kanunlarında kullandığımız iki paragrafa. Bu paragraflardan birisi ilk başvuruyu almamız ve uzatmamız. Bir diğeri 4 yıl kaldıktan sonra indefinite alma hakkımız olduğunu söylüyor. Şemsiyenin altında bu iki paragraf vardı. Şimdi o davalarda bu şemsiyenin altında aslında tek bir paragraf olduğunu, bu ikinci paragrafın aslında bu şemsiyenin altında korunmadığını savundu, kanaatine vardı hakimler. Judgment bunu söylüyor bizimle ilgili olarak, indefinite'lerle ilgili olarak. Yani şöyle, paragraf 21'den ilk başvurunuzu yapabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Biz paragraf 21'i koruma ve dondurma sözü verdik, bunu tutacağız. Ama paragraf 28'in artık bu koruma altında, koruma kalkanının altında dondurulmuş bir paragraf olmadığını ve indefinite kanunların istediğimiz gibi ülkemizin şu anki ihtiyaçlarına göre yazıp planlayabileceğimiz planlama özgürlüğümüz olduğunu fark ettik diyor mafis aslında. Bunu yaparken tabii ki oraya ille bir şey koyacak mı, koymayacak mı onu bilmiyoruz ama yazışmamız vardı home office'de, bir yazışma yaptık. İS kategorisinde, burası çok önemli, bir indefinite kategorisi planlandığı haberi geldi. Yani bunu yazılı konfirm ettiler. Kaldırdık, evet kaldırdık. Çünkü
biz bu planlamayı yaparken bize indefinite başvurusu yapmayın diyorlar. Biz bu indefinite kategorisini sıfırdan tahayyül etmek, planlamak istiyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bize indefinite başvurusu gönderip de bir yandan tutmak da istemiyoruz. Çünkü daha önce tuttular. O zaman çok ciddi tepkiler, başka tepkiler oldu. Siz benim pasaportumu tutuyorsunuz. Medikal nedenlerim var, biznes nedenlerim var. 6 ayı geçti, verdiğiniz sözü geçtiniz. Neden bu kadar uzun süre tutuyorsunuz? İzin verin, düşünelim diyorlar biraz. Hani tutmayalım pasaportunuzu, uzatmanızı verelim. Şimdilik kaldırdık diye anlıyorum. Kendileri de öyle diyor zaten e-maillerinde. Yaptığımız yazışmada çok net bir şekilde şunu söylüyor memur. Polisi ekibi şu an bir kategori üzerinde çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bir kategori yayınlanacak. Ama diyor tabii ki detay sormuşsunuz. Ne kadar süre kalma gerekecek? Koşulları neler olacak? Ne zaman yayınlanacak? Şu an bunları söyleyecek durumda değilim. Herhangi bir şekilde buna cevap vermem mümkün değil. Ancak as soon as possible, yani bu konuda herhangi bir ortaya bir taslak çıkar çıkmaz biz bunu duyurmak niyetindeyiz zaten. Yaşanan kaygıların, sıkıntıların farkındayız diyorlar. Bu olumlu bir şey bizim için. Biraz sabretmek gerekir. Akabinde bence bir net bir şey alacağız. Ankara Anlaşması devam edenler ya da Ankara Anlaşması'na başvuruya hazırlananlar nasıl hazırlık yapmalı? Bu kategori biraz daha, tabii ki şartların biraz daha modifiye edilmesi demek, günümüz şartlarına uyarlanması demek. Günümüz şartlarına baktığımızda benzer kategorilerde 4 yılda değil de iş amaçlı vizelerin 5 yılda indefinite süresi oturma hakkı verdiğini görüyoruz. Work alanında, employment ya da business person alanında Life in the UK testi istendiğini görüyoruz. Trinity College London'dan B1 sertifikası istendiğini görüyoruz. Bu vatandaşlıkta da istenen sertifikadır. Life in the UK testi de öyledir. Ayrıca worker kategorisinde, tier 2 kategorisinde 35 bin pound kazanma mecburiyeti var. Şimdi ben buradan spekülasyon yapmak ya da insanları korkutmak değil niyetim. Eğer bir hazırlık sürecine girilecekse kişilerin bunları önden en azından bir yerden duymuş olması lazım ki ona göre hazırlıkta bulunsun. Birdenbire şu an pat diye böyle bir şey geldiğinde herkes o başvuruya eligible olmayabilir. Benim İngilizce sınavını almam lazım. Benim Life in the UK testini almam lazım. Ya da benim gelirim bu yıl 30 bin. Demek ki bir yıl daha bekleyip bu gelirimi yükseltmenin yolunu bulmam lazım. Ya da ben bu başvuru acaba 2 yıl sonra mı yapabilirim? Demek durumunda da kalabilir. O zaman diyebilir ki hani keşke bu konuda bir ön hazırlığımız, bir ön düşüncemiz olsaydı. Bizim için hayatımızda bunlar hiç önemli değildi. Şu an bunları merkeze koyabiliriz diyebilirler. Yani o yüzden şu an benimkisi biraz daha yorumlamak. Bunun altını çiziyorum. Herhangi bir yönlendirme ya da bir spekülasyon yaratmak değil. Böyle bir kategori gelirse, günümüz şartlarına uyarlanacak olursa, belli bir kazanç koşulu, belli bir İngilizce koşulu, Life in the UK testi, gerekir diye düşünüyorum. Bir de ödemeli olacaktır diye tahmin ediyorum bu kategorinin. Belki o zaman şöyle yapacaklar. 5. yılda eğer bu koşullarınızı yerinize getiriyorsanız gelin buyurun başvurun. Ama eğer bu koşulları yerine getirmiyorsanız problem değil kardeşim, uzatın. Bu koşulları yerine getirdiğinizi düşündüğünüz zaman bu kategori hala buradaysa koşulları yerine getiriyorsanız başvurabilirsiniz diyebilir. Bu durumda bazıları 5 yılda, bazıları 7 yılda, bazıları 10 yılda alacak o indefinite hakkını. Koşullara bağlı olarak. Böyle öngörüyoruz. O yüzden insanlar biraz hazırlanabilir belki. Bununla ilgili. Nusra Şahin, yasal süreç başlatmayı düşünenler için İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek net açıklamayı beklemenin daha yararlı olacağı görüşünde. Şu an legal süreç başlatılması üzerine bazı yayınlar gördüm. Bunları bize de danışan müvekkillerimiz oldu. Tabii ki ben insanlar legal süreç başlatın başlatmayın diye direkt yönlendirme yapmak istemiyorum. O benim işim değil. Ama kendi müvekkillerime şunu söylüyorum. Şu an önce bir açıklamayı görmek lazım. Home office nasıl bir kategoriyle gelecek? O zaman hani judicial review süreci, benzer davalar, benzer ama tüm ile aynı tabii ki değil. HSMP davası vardı. 2 yıl sürmüştü diye hatırlıyorum. Şu anda hali hazırda bir sürü judicial review davaları var. Oralarda bazı konularda aşama kaydedilmesi durumunda belki bizim zaten burada otomatikman önümüzde yeni açılımlar olacak. Belki home office'in tutmayan diğer davalardaki gelişmeler bizi indefinite konusunu belki zaten ortadan kaldırabilir. Benim şu an tavsiyem herhangi bir yargısal süreç başlatmadan önce kesinlikle serin kanlı bir şekilde önce home office'in ne diyeceğini beklemek. Bu durumda belki belli bir tarihten sonrası için herhangi bir değişiklik yapmayabilir. Ya da yaparsa da bu insanları çok etkileyen değişiklikler olmayabilir. Brexit'imiz kapıda. O yüzden bazen hakları elde ettiğimizde acaba hala hani bundan uygulanabileceğinden de emin olmamız lazım. 2 yıl, 3 yıl sürecek bir davaya girmeden önce home office'in bir şeyini görmemiz lazım diye düşünüyorum. Onlar neyle gelecek? Hani süreçler birbirine
olumsuz etkilemezse daha eminim orada da hurmalı bir çalışma var diye tahmin ediyorum. Çünkü şu an çalışıyoruz, hazır olur olmaz biz duyurmaya başlayacağız, farkındayız diyorlar. Bu çok güzel bir mesaj bence. Hani yaşanan onca sıkıntıdan sonra en azından bunu duymak çok güzel diyeyim. Aceleyle bir yargısal sürece girmek bence şu an zamanı değil gibi. Eğer sizler de konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Migration Connection'dan Nusra Şahin'e ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili bir sosyal medyada update yapmaya çalışıyoruz. Ama böyle hani sürekli de bilgi kirliliği olsun ya da sürekli gündemde bir şeyler yazalım edelim diye değil. Derli toplu olabildiğince özet şeklinde yapıyoruz. Şu ana kadar sadece kişiler görüşlerini MP'lere ve Home Office'e bildirsinler. Nasıl hissediyorlar, nasıl etkilendiler? Bu çözümün acilen duyurulması onlar için ne kadar önemli, ne kadar değerli. Yani bunu iletsinler, mesajlarını iletsinler. Şu an ihtiyaç olan bu. Sosyal medya kanallarımızdan bunları duyurur olacağız. Bu konuda bir yönlendirme yapıyor olacağız. Aksiyona bu şekilde davet edeceğiz. Bizi takip ederlerse oradan hani süreç boyunca tabii ki bu şu anki görüşümüz. Başka değişiklikler olursa, yeni bilgiler ortaya çıkarsa gene Ankara Anlaşması Network diye bir grubumuz var. Facebook üzerinde yine Immigration Connection'ın Facebook sayfası var. Twitter'ımız, LinkedIn'imiz, benim LinkedIn hesabı bulabilirler. Olabildiğince aktif bir şekilde duyuruları her kanaldan paylaşmaya çalışıyoruz.